İki yeni konuğumuz var. Aslında arkadaşlar yabancı değiller. Yani daha önce de başka bir pozisyonda konuğumuz olmuşlardı. Mart ayında gelmiştik. Geçen Mart Geçen ayında. Mart ayında. Ama şimdi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü adına geliyorlar. Evet. Ve aslında bayağı heyecanlı bir projenin parçalarıyız. Ben de onun parçasıyım. Haftaya o yüzden sosyal kafa olamayacak. Çünkü hep beraber başka bir yerde olacağız. Şimdi daha şu anda yapımcımız da içeride, bunu bilmiyor. Böylece buradan canlı canlı duyurduk. Cem Aydoğdu ve Engin Önder aramızda. Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün kalbi ya da beyinlerinden ikisi. Hatta yani neredeyse ikisi. Ama tabii başka arkadaşlar, içeride bir arkadaşımız daha şu anda bizi takip ediyor. Efendim şimdi hani genel olarak Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nden de bahsedeceğiz. Bu enstitü, her ne kadar enstitü böyle hani gibi, yani adı böyle başka şeyler çağrıştırsa da daha büyük bir kurum. Aslında bir platform bu. Daha arkadaşlarımızı 140 Curnos üzerinden tanımıştık zaten. Ama şimdi daha büyük bir projelerin parçası olarak bu enstitü var. Ve enstitünün haftaya Haydarpaşa garında bir faaliyeti olacak. Şimdi onu biraz konuşacağız. İlginç bir proje. Şimdi lafı Engin'le Cem'e atıyorum böyle. Buyurun. Ben de Engin'e atıyorum. Follow Hub diye, evet, Follow Hub diye bir proje, yani İngilizcesi böyle. Buyur. Şimdi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü sanat, tasarım, medya işleri yapıyor kamusal alanda. Bu da bu medya disiplini altında bir proje diyeyim. Follow Up aslında Haziran ayından beri yürütmekte olduğumuz bir formatın ikinci ayağı. Haziran ayında, bu 30 Haziran'da Sosyal Medya Günü'nde Galata Kulesi'ne bir açık hava forumu düzenlemiştik. İsmi Socialist'ti. İşte nükleer enerjinin tartışıldığı bir aslında açık hava forumuydu. Galata Kulesi'ni böyle bir Twitter timeline olarak kullanıp aslında dijital bir tartışma platformu yaratmıştık. Ve hani bu formatla 1,5 saat içerisinde 20 bin tekil içerik topladık. Bayağı hani faydalı bir şeydi aslında. Hani insanların gönüllü olarak içerik gönderdiği, bir konu hakkında düşüncelerini atabildiği ve bunun analiz edilebildiği aslında bir platformdu. Şimdi ikincisini Türkiye'deki Amerikan diplomatik temsilciliği ile birlikte yapıyoruz. Ve işte CNN Türk'ün de desteğiyle bir iş olacak. 6 Kasım, 7 Kasım'a bağlayan gece. Evet. Neler olacak? Hem şimdi daha önceki senelerde hani mesela her 4 senede bir Amerikan seçimi yapılıyor. Bunlar hani diplomatik kesimde şu şekilde izleniyormuş. Otellerde bir etkinlik oluyor mesela. Hani election watch diyorlar seçim takibi için. Davetliler geliyor, işte hem diplomasi hem akademiden insanlar geliyor ve seçim takibi yapıyorlar birlikte. Şimdi bunu hani bir kamusal alana taşıma aslında isteği oldu. Hem konsolosluk kanadında da, elçilik kanadında da. Ve bizim bu formatı çok beğendiklerini söylediler. Biz de onlara dedik ki tamam, Haydarpaşa Garı'nı bu iş için kullanalım. Hem hani stratejik açıdan enteresan bir yerde, çok manidar da olabilir burada bir etkinlik yapmak. 6 Kasım, 7 Kasım'a bağlayan gece çok büyük bir seçim izleme programı var aslında ve bu Socialist'te de kanıtladığımız açık hava forumu Ben 30 şeyde 30 Haziran'da değil mi? Socialist'te 30 Haziran. neredeydim? Keşan'da Düğündeydiniz. düğündeydim. O yüzden Düğündeydiniz. katılamadım, ama Evet. bu sefer katılacağım. Ya bu arada, düğün demişken, sosyal ilişkilerden böyle çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz arkadaşlardan Burak Bayburtlu var. Kendisi zaten bu etkinliğe de katılacak. Bugün doğum günü. Şu an doğum günü partisi yapıyor. Muhtemelen bizi izlemiyor. Zaten başka zaman da izliyor muydu emin değilim, ama en azından biz buradan sevgilerimizi yolluyoruz ve iyi ki doğdun Burak diyoruz. Şimdi tekrar projeye döndüğümüzde, şimdi bu arada bir takım görseller var. Onlar da arka planda dönebilir. Arkadaşlar da şey yapabilirler. Evet, şimdi haftaya Salı günü gece 11'de 6 Kasım'da Haydarpaşa Garı'nda Amerikan seçimleri izleme programı başlıyor. Altyapısına bir bakıma programın sayenizde oluyor diyebiliriz herhalde. Ve de ama şimdi buraya gelirken bir hani soru vardı bana, onu sorayım. Bu Sandy kasırgasından dolayı ertelenme ihtimali varmış seçimin. O bekleniyor mu hala? Yani ertelenirse o zaman yandık galiba. Yandık. Yandık. O zaman sosyal kafa haftaya oluyor. Evet, biz hazırız. Her an yapabiliriz Evet. sosyal kafayı, ama Biz de tabii bunun haberini bekliyoruz. Ama şu an için bir erteleme bizim için söz konusu değil.
Etkinliğe kimler aslında evet. katılacak? Ben biraz onlardan bahsetmek Hı-hı. isterim. Tasarladığımız şey biraz şuydu. Amerikan seçimlerinin aslında Türkiye'deki izleme noktası, genel izleme noktası burası olsun. O gün 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece Amerika Büyükelçisi ve Amerika Başkonsolosu da katılacak. Aynı zamanda konsolosluğun kendi davetlileri olacak. Ve bir de bir medya bölümümüz var. Ana akım medyadan birçok davetler olacak. Ve yeni medya davetleri olacak. Tabii sizin koordinatörlüğünüzde yeni medya davetleri olacak. Ben şunun altını çizeyim. Şimdi o programın bir kısmı evet medya bölümü olacak. Ve medya bölümünde geleneksel medyacılarla yeni medyacılar beraber haber üretecekler. Seçim takibi yapacaklar. O yüzden ben şahsen çok heyecanlıyım. Aynı hani kategoride. Bakalım kim ne yapacak merak ediyoruz. Bayağı da böyle sevdiğimiz böyle üretken isimlerin gelmesini bekliyoruz zaten yeni medya tarafında da. Bunun hani koordinasyonu bir taraftan hani geleneksel bir televizyon kanalı canlı yayınlayacak bunu. Ama diğer taraftan başka internet üzerinden başka bir şey olacak mı? Bir canlı yayın yoksa tamamen o kanalı mı kullanacağız? Şöyle söyleyeyim. Konuşuruz. Buyur. Sizin de koordinatörünüzde bir yeni medya bölümümüz var. Zaten sürekli bir içerik üretimi olacak. Ama aynı anda sosyal medya üzerinden de 140 Curnos ve Kumanda TV'nin ortak yayını olacak. Kumanda TV'nin gerek röportajlarıyla gerek küçük bilgilendirici videolarıyla o gün bir sosyal medya yayını an itibariyle yapılacak. Aynı şekilde 140 Curnos'ta gerek fotoğraflarıyla, ses kayıtlarıyla gerek de kısa kısa haberleriyle o gün alandan zaten bildirecek. Aynı zamanda 15 ya da 16 yanlış hatırlamıyorsam 15 veya 16 üniversitenin katılımcılar olacak. Bir de onu soracaktım. Bir de öğrenci kısmı var. Kesinlikle. İsmail Hakkı Polat hocamızın. Tamam mı o da? Evet. Gördüğünüz gibi bütün sosyal kafa dostları neredeyse orada olacak. İsmail Hoca öğrenci İsmail hocamızın da İsmail hocamızın koordinasyonunda bir öğrenci katılımı olacak. 16 üniversiteden davetli öğrenciler var. Özellikle siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler öğrencileri o gün alanda olacaklar. Aynı zamanda da alanda tweetleriyle veya işte sosyal medyadan katılımlarıyla da görüşlerini birebir bildirebilecek. Aynı zamanda da aslında konunun birebir muhataplarıyla birlikte sohbet etme imkanı bulacaklar. Gerek Amerikalı diplomatlarla, gerek Türk diplomatlarla, hatta gerekse ana akım medyanın temsilcileriyle veya sosyal medya herkes temsilcileriyle. Herkes herkese görüşebilecek gibi bir şey Tabii. anlıyorum. Bölümleri ayırmıyoruz. Tamamen bu iç içe. Bu aslında hiç normalde olan bir şey değil. Yani evet. Bir uluslararası ilişkiler öğrencisinin Amerikan elçisiyle aynı ortamda olması, bir blogger'ın bir hani ana akımda yer alan bir gazeteciyle aynı masada bulunması çok hani rastladığımız bir şey değil. Bizi heyecanlandıran şey bu. Aynı masada dediğiniz gibi yeni medyanın ve ana akım medyanın içerik üretmesi çok değerli bir şey bence. Hani biz zaten iki tarafa da eşit söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Yani orada evet bir geleneksel medyanın hani yayını var, canlı yayını var. Fakat aynı zamanda sosyal medyanın da bir söyleyeceği var. 140 Curnos'la, Kumanda TV'yle ve bloggerların yazdıklarıyla. Biraz aslında o gün sosyal medyanın biliyor yani hepimizin bildiği üzere biraz ülkemizde iteleniyor bir köşeye. Biz aslında eşit bir platformda eşit bir bakışla bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bu da bizi heyecanlandıran şeylerden bir tanesi. Başkonsolosluğu zaten orada olacak. Onun özel bir şeyi olacak mı? Yani Twitter'dan falan böyle cevap verme gibi sorulara yoksa o... O gün moderatörümüz Ahu Özyurt olacak. Tamam. Ki CNN Türk'ün bütün gece bir canlı yayını söz konusu. Gelen tweetler eşliğinde ve katılımcılar eşliğinde minik paneller, hani o anda improvize minik paneller gerçekleşecek. Gerek önemli katılımcılarla beraber ve aslında etkinliğin ana iki noktası şu, belirlenen hashtagler üzerinden Türk halkının Amerikan seçimleriyle ilgili fikirlerini almak. Hashtaglerimiz var ve bu hashtagler üzerinden söylenecek sözler veya düşünceler birebir o gün Haydarpaşa Garı'nın duvarlarına yansıtılacak ve aslında direkt muhataplarına ulaşacak ve Ahu Hanım'ın da o gün
ilgi çekici tweetlere vereceği cevaplarla bunu CNN Türk'ten de canlı olarak izleyebileceğiz. Yani gerek başkonsolosa, evet, gerek büyükelçiye bu soruları veya düşünceleri direkt ileterek mini panellerle, mikrofon uzatarak bunlar birebir cevaplarını bulacaktır. Bu Kumanda TV tarafında onlar ekstra canlı yayın yapacaklar mı, yoksa şimdilik o daha mini videolar şeklinde mi olacak? Gördüğün gibi aslında yarın yapacağımız toplantıyı şimdiden soruları soruyor. videolar üzerinden ilerleyecek. Kısa kısa röportajlarımız olacak. Onun için sunum alanlarımız var. Zaten bahsettiğimiz kanalın da oradan web sitesinde canlı yayın olduğu için herhalde o şekilde olay biz çözülecek. Biz sosyal medya içerikleriyle beraber ve o daha YouTube böyle kanalıyla. Exclusive, daha aslında olaya özel bir içerik çıkartacak. Yani olayı olduğu gibi yansıtmaktan ziyade kendi bakış açısıyla bir yansıtma yapacak. Küçük Cunos yorumsuz yapıyor bunu. Evet. Kumanda TV aslında biraz da yönlendirici sorularla bunu yapacak. Yani hem sunucusuyla. Bu arada tabii şey de, yani diğer bloggerlar ve sosyal medyacılar zaten tamamen serbest tabii olarak içeriden üretim yapacaklar. Yani hani bu iki kanal dışında da belki de biz de onlara da referans vereceğiz. Yani ben de muhtemelen Erkan Sıfıyalı daire herhalde doğrudan ben üretemeyeceğim ama oraya katkıda bulunan arkadaşlar üzerinden blokta bizim rahat durmaz herhalde diye ümit ediyorum. Şimdi ben işi gücü bırakıp size ben blokta yazıyormuşum falan. Bayağı bir skandal hocam olur. Hocam. Evet, yok, onu halledeceğiz. Ona birkaç arkadaşı ilgilenecek onunla herhalde. Ben tabii bu olayı biraz da şey olarak görüyorum. Yani zaten Amerikan seçimleri kendi başına önemli bir olay. Yani önemli bir fenomen. Hem medya olayı hem de işte yani hani Türkiye-ABD ilişkileri falan düşündüğünde zaten hani orijinal bir olay. Bir de aslında bir taraftan da şey de yani hani böyle bir seçim hani izleme olayı Türkiye'de böyle biraz medyatik olarak aslında başladı. Son seçimlerde vardı. Ama hani önümüzdeki 3 yılda 3 tane seçim olacağı söyleniyor. Ben şahsen biraz da hani dönüp hani bu olayın belki hani Türkiye seçimlerinde de bir rol oynayabileceği, yani bir tür medya pratiği olacak bizim için de. Bakalım neler çıkacak. Aslında özellikle hani, sosyal medya şeysi hani pratiği, performansını bayağı heyecanla bekliyorum. Beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesi geçen Amerikan seçimlerinde 2008'de Obama'nın seçildiği gün toplamda 2 milyon tweet atılmış ve rekor kırılmış. Bugün bir gün içerisinde 550 milyon tweet atılıyor. Hani çok ciddi bir içerik akışı var ve biz bunları aslında hani bir hashtag belirledik. Bence Amerikan Başkanı. Evet, o hashtagleri söyledik. Evet. Bence Amerikan Başkanı veya hani Türkçe karakter olmadan da bence Amerikan Başkanı, ikisini de topluyoruz. Bir de İngilizcesi var. Hani İngilizce olarak panele katılanlar da olabiliyor. Not the US President. Bu hashtaglerle içerik gönderenlerin bütün verileri garın duvarlarına yansıtılıyor ve hani Türk vatandaşlarının özellikle Amerikan seçimleriyle ilgili ne düşündüğünü, biz etkinlik bittiğinde böyle bütün topladığımız o verileri bir Word dosyasına yapıştırdığımızda büyük ihtimal binlerce sayfa çıkacak. Yani bu anlamda bu çok büyük de bir PR çalışması. Biz bu formatın hani çok keyifli bir şey olduğuna inanıyoruz ve verimli de bir şey olduğuna inanıyoruz. Umarım. Tabii yani sosyal medyanın ve sosyal medyada haberciliğin 140 Cunos'un daha önceden yaptığı davalardan bildirmek gibi şöyle bir güzel yanı var. An itibariyle kendinizi orada hissediyorsunuz. Bu çok önemli. Merkezi Haydarpaşa olmak suretiyle tüm dünyadan katılabilecek ve orada fikrini orada duvarda yansıması, hani bir fiziki bir şeye yani dönüşmesi çok önemli. Belki görmemiş arkadaşlar için gayet orijinal, hani böyle Galata Kulesi'ni düşünün. Yani böyle bir Twitter timeline'ın Türkçesi. Timeline'ı kullanıyoruz ama neredeyse hani Twitter haber akışını böyle hani bütün duvarda yansıdığını düşünün. Şimdi onu Haydarpaşa'da yapacağız. Evet. Aslında birkaç ışık gösterisi oldu ve zaten Haydarpaşa'nın böyle güzel şeyleri var. Yani bir zaten kendisi de görünümü de güzel. Bir de öyle bir boyutu olacak tabii. Siz tabii bütün bunlarla uğraşırken eminim bayağı da yoruldunuz ve yoruluyorsunuz kalan günlerde. Ya başka ülkelerde de tabii benzer şeyler oluyor ama yani bizimki kadar büyük olacak mı diye merak ediyorum. Yani heybetli olacak mı diye. Hiç böyle kulağınıza bir şey geldi mi? Amerika'da çok enteresan etkinlikler oluyor. Amerika'nın kendisinde yapılıyordur ama zaten de. Evet. Yani Amerika'nın kendisinde tabii çok bu anlamda hani bilgi erişimi çok yüksek bir ülke olduğu için etkinliklerde çok deneysel. Kendileri de prodüksiyonları severler evet, zaten. Dev prodüksiyonlar, dev prodüksiyonlar ülkesi zaten Amerika. Evet. Evet. Ama Amerika dışında yani böyle bir seçim takibinde takip bu kadar. Takip ettiğimiz zaman görmedik ama genelde umarım webcastler var. Yani böyle forumlar hani düzenleniyor ve canlı yayınlanıyor. Ben çok sık bunu görüyorum. Konsolosluğun sitesinde de linkleri paylaşılıyor bu tartışmaların. Panelleri izleyebiliyorsunuz. Genelde bu tatta gidiyor. Yani bu hani çok farklı
bir takım orijinal unsurları olan bir etkinlik. Türkiye'de bir bu yapılıyor. Galiba evet, yani bir bakıma örnek bir şey olabilir evet. Galiba. İlk falan buradan gibi bir şey demek istemiyorum. Selam edelim. Ya büyük evet. Olması evet bizi biraz da çok heyecanlandırıyor. Yani 110 kişilik bir ana akım medya davetlisi, yaklaşık 40-50 kişilik bir sosyal medya davetlisi, 15-16 üniversiteden yaklaşık 200'e yakın öğrenci ve konsolosluk tarafından çağrılan diplomatlar, iş adamları olacak. Üstüne üstlük etkinliğin diğer ana noktalarından bir tanesi de yansıtılan tweetler harici bir de Skype bağlantılarımız olacak. Evet. Bu Amerika'da birçok Amerika'dan birçok profesör yani bağlanacak, üniversite hocası bağlanacak. Ben de bağlanacağım. Aslı Tunç Hoca da bağlanacak. Hı-hı. Onları biliyorum. Evet. Türkiye'den veya dünya çapında evet. Amerikalı öğrencilere konuşacağız galiba ama ne konuşacağız tabii. Biz? Neyse onu onu yarın konuşuruz ama bir yarın. Evet, Skype bağlantıları da olacak bir taraftan. Biz burada bir sanırım 20 dakikada bir Skype bağlantımız evet. Var. Önemli hmm. Skype bağlantıları var. Bildiğim kadarıyla Türkiye Büyükelçimiz değil mi? Namık Tan'a bağlanacağız, Washington'da. Hani Madeleine Albright'tan bahsediliyor, Colin Powell'dan bahsediliyor. O gün hani yaklaşık bir 15'e yakın, 15-20'ye yakın değil mi? Skype davetlisi var. Yani çok önemli bir şey aslında. Hani bütün herkesin de aslında içeriği geçeceği ve etkileşimin en böyle doruk noktasına ulaşacağı zamanlar onlar. Özellikle Madeleine Albright'ın bağlanmasını ben heyecanla bekliyorum mesela. Ben şu anda nasıl şey yapacağımızı bilemiyorum. Hani nereye yetişeceğimizi, hani şey olarak bir medya üretimcisi olarak. Hı-hı. Hani ben şimdi heyecan, bir taraftan Skype'lar var, bir taraftan orada bir sürü protokolden insan var. Evet. Hani ben hepsiyle kısa mesela görüşme yapmak isterim bir blogger Hı-hı. olarak falan. Hı-hı. Bayağı ilginç bir şey olacak. Hı-hı. Hani ve yani hani tek böyle bir kişinin hakim olamayacağı kadar bilgi ve enformasyon üretimi olacak gibi geliyor. Ya o gün mesela hani bloggerların tabii dediğiniz gibi her şeye yetişmek çok zor. Bunu da hani kolaylaştırmak adına biz bir havuz yapalım istiyoruz. Hı-hı. Bütün hem videoların hem görsellerin hem de alınan notların paylaşılabildiği belki bir Dropbox, bilmiyorum belki daha etkinlik sonrası bir şey. Etkinlik sonrası bu bahsettiğiniz bu yoğun üretimi bir yerde toplamayı düşünüyoruz. Ya herkese de açık, herkes indirebilir çünkü çok değerli bir veri olacak. Evet. Ve çok değerli bir veri olacak. İşlenebilir de bir veri olacak diye düşünüyorum. Evet. Benim de en çok merak ettiğim, ben bunu söylemeden duramayacağım sanırım. Ana akım medya ile sosyal medyanın, sosyal medyadaki kişilerin ve ana akım medyadaki davetlilerin aynı masada, ben hani uzaktan çok izleyeceğim, çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Çıkacak içeriği de, hatta çıkacak dedikodu bazlı içeriği de çok merak ediyorum. Evet. Acaba ne olacak? Benim çok ilgimi çeken bir nokta. Çünkü evet, ben de şu an heyecan duyuyorum. Evet, tabii bu arada sayısal olarak bir üstünlüğü var tabii geleneksel medyanın. Var. Şimdi onu fark ettim. Ama olsun. Ama ben güç olarak da eşit. Çünkü bir yanda tabii ki yani bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Bir yanda bir özgürlükler dünyası var sosyal medyada. Bir yanda da bir ana akım medya ve belli kısıtlamalar var. Tabii. O yüzden ben güç olarak eşit olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten bu arada çok büyük isimler gelecek. Yani onlar sürpriz olsun. Hani bizim sosyal medya camiasının ya da yeni medya camiasının bazı büyük isimleri de orada olacak. Hani üretimlerine güvendiğimiz. Ayrıca hani yine tam hani kesinleşmedi bakım ama yani böyle birkaç büyük web sitesi ve web projesi de Türkiye merkezli. Orada üretime katkıda bulunacak bir şekilde dışarıdan. Kesinlikle. Zaten şöyle söyleyeyim, bu biraz da dışarıdan katkıyla da olacak bir şey. Yani burada Türkiye'deki kullanıcılar, yani herkes orada olamayacak. Hani ama biz orada 500 kişi oynamıyoruz aslında. Evet, yani bu 500 kişi belki oradan hani bir ham maddeyi verecek ama bunun işlenmesi noktasında da dışarıdan da çok ihtiyaç olacak. Evet. Yani bence deneyimsel açıdan çok önemli bir proje. Yani buraya da yani teşekkür edilecek çok insan var hani böyle bir şey mümkün kılabildikleri için. Evet, yani acaba izleyiciler merak ettiği başka bir şey var mıdır ya da eklemek istediğiniz bu proje bağlamında? Şey, katılımcılara yani sosyal medya katılımcılarına yani tüm dünya üzerinden, hashtagler üzerinden katılacaklar için hani benim de kendi heyecanım, çünkü ben de o gün orada tweet atacağım. Benim de Amerikan seçimleriyle ilgili veya Amerikan başkanına söyleyeceklerim kendi adıma var. Bunların orada birebir muhataplarına iletilmesi ve orada cevap bulması beni dışarıdan bir katılımcı olarak en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi. Yine hashtagler üzerinden çok çok yani fikirlerine ve sorularına cevap bulabilecek olmaları beni çok hem sevindiriyor hem de heyecanlandırıyor. Yani buradan da hani seslenmek gerekirse, seslenmek biraz tuhaf oluyor, çok alışabildiğim bir şey değil ama. Yani o gün
bu hashtagler üzerinden fikirlerinizi ve Amerikan seçimleriyle ilgili düşüncelerinizi Haydarpaşa'nın duvarlarında muhataplarına iletebilirsiniz direkt demek istedim. Evet, teşekkür ederiz. Peki şimdi bir de o zaman biraz da hani bu organizasyonu bakıma yükünü çeken enstitü, Yaratıcı Fikirler Enstitüsü başta kısa bir giriş yaptın ama başka nelerle uğraşıyorsunuz? Yani böyle bir fikir versin diye. Tabii aslında böyle seçimle uğraşmıyorsunuz normalde. Yok. Bu böyle özgün kendi başına bir proje. Ama onun dışında şöyle söyleyeyim, bahsedilecek binlerce proje içinden. 140 Curnos'la gittiğimiz zaman gazeteci diyorlar. İşte başka bir şeyle gittiğimiz zaman öyle söylüyorlar ya da ne yapıyorsak. Ya da işte socialist yaptığım zaman sosyal medyacılar geldi falan diyorlar. Ama bizim kısacası hani projelerle ilgili Engin'in ben bahsetmesini çok istiyorum. Ama öncelikle şunu söylemek çok isterim. Hani biz heyecan duyduğumuz işlerde olmayı çok seviyoruz. O yüzden bir sürü geniş bir yelpazemiz var. Yani mesela bu Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün içerisinde mühendisler, mimarlar, akademisyenler, tasarımcılar var. Dolayısıyla hani çok farklı alanlarda işler çıkıyor. Yani gastroturizm projesinden tutun da görsel anlamda içerik üreten, tasarım yapan projelere kadar çok farklı bir yelpaze var. Yani hani yakında devam eden hani en çok insanların bildiği sanırım 140 Curnos. Onun hani mobil uygulamasının kodlanması aşamasındayız şu an. Onun peşinde koşuyoruz. Bir yandan İstanbul Tasarım Bienali'ne verdiğimiz bir enstalasyon var. Hala İstanbul Modern'de sergileniyor 12 Aralık'a kadar. Onun hani hazırlıkları bitti. İstanbul Modern'e yerleştirdik. Hani onun artık biraz sanırım keyfini sürmemiz gerekiyor. Onun haricinde TÜBİTAK'la yapmaya başlayacağımız bir proje var. Hani 3 yıllık ve İstanbul'un akustik ekolojisini kayıt altına alacak bir proje ve ses müzesi çıkıyor sonunda. Hani 7760 saatlik bir datanın müzeye dönüştürülmesi projesi var. Tebrik ederim. O da çok orijinal bir proje gibi geliyor. Yani hani anlatabiliyor muyum? Evet. Vatandaş haberciliğinden gastroturizme ve hani İstanbul'un ses müzesine kadar aslında bizim peşinde koştuğumuz bir şey var. İstanbul'u daha özel bir yer kılabilecek, kamusal alanları daha nitelikli kullanmamıza katkı sağlayacak her türlü iyi fikrin peşindeyiz. Bu follow-up da onlardan bir tanesi. Yani Haydarpaşa Garı bizim için çok etkileyici, çok önemli bir yer. Ve ona bir şekilde hani doğru bir işle katkıda bulunmak istiyoruz onun tarihine. İstanbul'un bu güzel mekanlarına da katma değer sağlamak bizim için çok önemli. O yüzden Haydarpaşa bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu arada yani demin Canımız Sokak'ta projesi de gönüllü arıyordu. Tabii bunu da belirtelim değil mi? Sizin de yani siz de aslında gönüllü arıyorsunuz. Bir bakıma bekliyorsunuz. Hani zaten bir ekip var. Ama böyle ne durumdasınız yani, açık mısınız? Hani sizi mesela açıkçası heyecanlanıp bu konuşmalarınızdan ne bileyim belki kitleler yarın gelecek. Şimdi şöyle, biz nasıl mesela ben gönüllülüğe çok inanıyordum. Neye? Gönüllülük bilincine. Ama bu 140 Curnos sürecinden sonra özellikle Türkiye'de gönüllülüğün çok da böyle sürdürülebilir bir şey olmadığına inanmaya başladım. Yani evet, bir heyecan var her zaman. Fakat bu sürdürülebilir bir heyecan değil. Yani iki hafta sonra o kişinin o işte bulunacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla planları gönüllülük usulüne göre yapmama konusunda benim bir şahsi tercihim oluyor. Ama tabii ki de her zaman yeni insanlarla tanışmayı çok seviyoruz. Yani hakikaten çok yani yine doğru de eleştiriler yapabiliyorlar. Başvuruya açık tabii bir durumunuz var. Perşembe günü. Perşembe günü. Herkesi yani yarın. Size de söylemedik sanırım. Hayır, bugün bir salı. Bir dakika, yarın değil, çarşamba. Ha, perşembe. Perşembe akşamı Galata'daki ofisimizin sokağını kilitliyoruz. Bir sokak partisi var. Tamam. Merak eden, ilgi duyan herkesi mesela orada tanışmaya davet ediyoruz. Adresi de veriyorum. Evet. Bir daha yani perşembe akşamı arkadaşlar parti var. Nerede? Evet. Bizim ayda bir düzenlediğimiz happy hour'umuz olacak. Galata Saint Pierre Han. Evet. Sokağımızın ismi ne? Eski Banka Sokağı. Zaten Galata Kulesi'nin insanlar oradan. İnsanlar geldiğinde oradan görürler herhalde. Evet. Nardis Jazz Club'ın aşağısında. Hep beraber içiyoruz zaten ve sesi tanışıyoruz. Takip etseler bulurlar. Su içiyoruz. Evet. Kola içiyoruz. Kola. Tamam. Evet. Yanlış anlam olmasın. Tabii tabii, kesinlikle canım. Su içiyoruz, kola içiyoruz, kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Evet. Tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. İyi olmuş. Bu ilk mi olacak bu arada? Yok, bu kaçıncısı? Daha önce, bu bayağı hani bayağıdır yapıyoruz bunu. Ayda bir yapıyoruz hocam. Sizi çağırmadık. Evet. Bunu gelmiş yalnız davetiye. Ben şey yaptım, join ettim yani. Tabii, ama güzel. Anladım. Nihayet hatırlayabildiniz. Teşekkür ederim. Özür dilerim hocam. Ya orada da evet bir tanışma imkanı olabilir. Belki hani biraz gönüllülük konusunda zaten hani bizim sosyal kafanda
her şeye rağmen bence iyi gidiyor ve kolektif tarafı var ama yani bütün gönüllüler gönüllülük yapsaydı şimdiye kadar bu program başka boyutlara, kainat düzeyinde ulaşmış olabilirdi. Onun için seni iyi anlıyorum. Böyle bir 2-3 dakikamız daha var. Vurgulamak istediğimiz bir şeyler var mı özellikle ben, arkadaşlar? Ben Engin'in de söylediği bir şeyin üstünden hemen geçmek istiyorum. Tasarım Bienali'nde şu an bir işimiz sergileniyor. Çok heyecanla başladığımız, 2 ay okumasının sürdüğü, 2 ay cevabının sürdüğü, heyecanla çalıştığımız kolektif bir ses enstalasyonu. Yani bir tasarımın aslında demokratikleşmesi diyebiliriz bu iş için. Yani onu tabii deneyimlediğinizde görmüyorsunuz ama işin oluşum bakımı, oluşumu bakımından çok değerli bir şeye sahip kolektif bir tasarım oluşturuldu aslında. Enstitünün hayal gücü ve girişimiyle ve bu hayal gücünü bizimle paylaşan doçent doktor Sertaç Kakı ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir İstanbul'un ki bu sene Tasarım Bienali'nin konusu kusurluluk ve iki alt nişi var. Joseph Grime ve Emre Arulat'ın başlattığı Musibet ve Atokrasi. Biz de Musibet'te İstanbul'un aslında musibetlerini ses bazında karanlık bir ortamda üç boyutlu denenmesi üzerine İstanbul'un kusurlu sesleri üzerine bir ses enstalasyonumuz var. Bir vicdani muhasebeye sokuyor çok deneyenler. Kusurlu nedir? Yani. Hangi sesler kusurludur? İstanbul'un ne kadar kusurludur aslında çok, biraz irdeleyen bir ses enstalasyonu. Çok sanatsal bir şey olmuş bu ya. Evet. Biraz, evet. Peki, anlatırken çok gerildim. Siz bunları mesela anlatırken ya burada siz ne iş yapıyorsunuz? Belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Yani hani gerçek hayatta tırnak içinde. Bunlar hobi mi yoksa artık bütün işiniz bu yani? Hobi yani olarak başladı. Sizi tanımayanlar için. Yani şu an tabii %99'unu kaplıyor hayatımızın. Evet. Yani her o %1'de de öğrencilik yapıyorsun değil tabii mi? Tabii boş zamanlarımda öğrencilik ondan yapıyorum. Ondan sonra evet. Evet, işte ödevler, sınavlar. Evet kesinlikle. Ama bu yani bir iş değil bizim için. Bir böyle hani çok klişe olacak belki ama söyleyeceğim başka kelime bilmiyorum. Hayat biçimi gibi bir şey oldu. Çok mu klişe oldu? Çok klişe oldu. Çok affedersiniz çok sayın seyirciler. Yani aslında şey ben hani bildiğim için izleyicilerle hani paylaşayım ya çoğu işiniz zaten hani bir bakıma hani gönüllülük üzerine oldu. Evet. Hani öyle hani ortada çok büyük paralar falan filan dönmüyor. Hı-hı. Çoğu zaman zaten dönmüyor bir şey galiba. Yani hani heyecanımızın kurbanı oluyoruz hocam. Hani çok da iş gibi değil mi? Çalışıyormuşuz gibi gelmiyor. Bayağı heyecanla sağa sola koşturuyoruz. Akşam yorulunca algılıyoruz. Aşırı heyecandan o dediğiniz para da dönmüyor geriye. Ne kadar heyecanlanıyorsak artık. Neyse daha hani öğrencilik devam ettiği için aslında tabii, hani idare edilebilir. Sen tabii biraz uzatmalı öğrencisin. Tabii ben 3 senedir son sınıfım. Çok başka ama sanatsal faaliyetlerin de var galiba. Başta da dedin. Müzisyen olarak okudum. Kendimi müzisyen hissetmesem de. Ya hobi olarak bir şey söylesene. Sen konservatuvar okudun değil mi? Evet. Yani hala da tam bitmedi mi? Bir dersim var. Bir ders. Sürünüyorum o kadar. Sürünüyorum orada. Engin sen... Ben reklamcılık okuyorum Bahçeşehir'den. Okuyorsun hala. Okuyorum. Evet ama bitirmek üzeresin sen. Değilim. Değilsin. Bitmez. İyi güzel evet. Olsun. Evet. Diğer arkadaşların da belli hocam, bir şey yok. Tembelliğimizi öyle vurguladınız ki. Hayır canım. Uzaklığımızı öyle bir vurguladınız ki. Ulusal bir kanalda aşk olsun. Hayır bir defa zaten ben tembellik olarak görmüyorum bunu. Bence öğrencilik en güzel zaman ve yani öğrencinin yanında böyle şeyler yapılır. Hatta siz tabii daha yoğun bir şekilde ve verimli bir şeyler yapıyorsunuz. Yani ben hiç tembelliği diye düşünmedim ama Allah Allah yarısı olan. bir de şey ama size gönüllü olarak ya da işte bir şekilde katkıda bulunan arkadaşlarına geniş bir çerçevesi var değil mi? Yoksa evet, evet. Çoğunluk iletişimci mi yani mesela? Yani şef de var. Evet. Tasarımcı da var. Reklamcı da var. Halkla ilişkilerci de var. Fotoğraf. Fotoğrafçı moda da var. Mimar da var, mühendis de var, akademisyen harika de var gibi gibi. Şimdi reklam zamanımız geldi arkadaşlar. Evet. Sanırım zaten anlatacağımızı da anlattık. Evet, haftaya heyecanlı bir etkinlik bizi bekliyor. Evet. Sendika şimdi, kasırgası vurmazsa. Evet, inşallah. İnşallah. O zaman reklam aramızı verelim.